Evet, Altılı Masa bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplandı. Saat 14'te başladı toplantı ve şu dakika itibariyle sona erdi. Sadece sona ermedi, aynı zamanda Millet İttifakı liderlerinden ortak bir açıklama geldi. Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz diyerek hemen Ertuğrul Tunç'a dönelim. Ertuğrul, o metnin detayları sende. Ece Öner, senin de söylediğin gibi bakacak olursak aslında ismin belli olduğunu söyleyebiliriz. Bir isim etrafında toplanmış görülüyor liderler. Bundan sonraki süreçte ise partilerinin yetkili kurullarına işte o ismi taşıyacaklar. Sonrasında ise pazartesi günü bir kez daha Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya gelecekler. Ve böylelikle de o toplantı sonrasında üzerinde uzlaşıya vardıkları ismi açıklayacaklar. İşte bir sonraki toplantıda bugün uzlaşıya varılan isimden başka bir ismin masaya gelmeyeceğinin altını özellikle çizelim. Ve de açıklamayı kimin yapacağı henüz belli değil, ancak şöyle bir beklenti var: masanın en yaşlısı, en kıdemlisi sıfatıyla ve ev sahibi olması sıfatıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun merakla beklenen Millet İttifakı'nın adayının ismini o gün açıklaması bekleniyor. Sonuç metnine baktığımız zaman aslında genel başkanların partilerin yetkili kurullarını bilgilendirmesinin altı çizilmiş durumda. Çünkü o kurullardan gelecek kararla birlikte de liderlerin artık nasıl bir tavır takınacağı, o gün nasıl bir açıklama yapacağı da belli olmuş olacak. Yani altılı masa adayı 6 Mart pazartesi ilan mı edilecek? Evet, burada gördüğümüz kadarıyla ilan edileceği belli ediliyor. Bunun özellikle altını çizildiğini söylüyoruz. Çünkü diyorlar ki bilgilendirme sonrası nihai açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak üzere Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geleceğiz ifadesi burada önemli bir ifade. Yani aday konusunda uzlaşı oldu. Artık sadece iş adayın isminin açıklanmasına kaldı. O da 6 Mart'ı, 6 Mart'ı seçti bunu açıklamak için. Doğru anlıyorum değil mi? Peki. Ertuğrul, evet, doğru. Çok teşekkürler. Çok mersi. Saat 2'de başladı. Saat 19.45 itibariyle de, yani tam 5 saat 45 dakika sonra sona erdi toplantı. Aday konusunda uzlaşıldı. İsmi 6 Mart pazartesi günü açıklanacak. Bizim için hesaplar 14 Mayıs'a göre yapılıyor artık. Cumhur İttifakı'nın adayı net. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki rakibi kim? Millet İttifakı için kritik gün geldi, çattı. Altılı Masa nihayet ismi belirlemek üzere toplandı. Gergin bekleyiş başladı. Altı lider 5 saattir toplantı halindeler. Masanın kurulduğu yer Saadet Partisi Genel Merkezi. Peki kim nasıl girdi içeri? Kim kimin yanına oturdu? Halleri, tavırları ne oldu? Şimdilik bize ipuçlarını işte bu detaylar veriyor. O yüzden şimdi saat 14'e masanın ilk toplandığı o dakikalara dönelim. Tek tek bir bakalım.